Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün yine harika bir çörek tarifim var. İnanın lezzetine doyamayacağınız bir tarif. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımıza bir su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı yağ ekledikten sonra ununu eleyeceğim. Ununu hiç bu teknikle denediniz mi bilmiyorum eğer böyle elemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim hiçbir taraf toz olmuyor unun tozundan arınmış oluyor Böylelikle kolaylıkla unumuzu elemiş oluyoruz bir bardak un bir paket kabartma tozunu ekledim şöyle spatula'mla biraz karıştıracağım daha sonra geri kalan ununu yavaş yavaş ekleyeceğim hamurumuzun kıvamını kontrol ederek ilerleyelim. Bu çok önemli. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 5 e, su bardağı ölçüsüyle e, un kullandım arkadaşlar. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Siz bunu unu eklerken dikkatli ekleyin arkadaşlar. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Hamurumu güzelce şöyle toparlayacağım. Elimle daha sonra tezgaha alacağım. Tezgahta daha rahat bir şekilde yoğuracağım. Zaten yumuşak ve biraz da yağlı bir hamur olduğu için kısa sürede toparlayabileceğim. Şöyle güzelce kıvamlı bir hamur yapalım. İnanın çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Sizler de bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz eminim. Ee, şimdi şöyle tezgahımda yoğurduktan sonra 3 eşit parçaya böleceğim, 3 eşit beze alacağım. Elimle yuvarlıyorum. Hiç bekletmeden hemen. E, yaptığım ilk bezeden başlıyorum. Bir miktar undan yardım alıyorum. Tabi bu arada e, fazla un kullanmayalım. Hamurumuzun kurumaması açısından un miktarı önemli arkadaşlar. Sadece e, oklava yapışmasın hamura bu kadar un kullanalım fazlasıyla onu abartmayalım yağlı bir hamur olduğu için böyle gevrek gevrek kıyır kıyır olsun eğer çok un serpersek hamurumuz kurur o kıyırlığı alamayız şimdi birinci yufkamızı hazırladık ve şöyle oklavayla kenarlarını da inceltiyorum oldukça güzel açıldı Sizlerde görüyorsunuz çok kolay bir şekilde katlayıp yan masaya alacağım, bekleteceğim onu diğer yufkalarımı da aynı şekilde şimdi ikinci yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Nasıl yumuşak ve kolay açılıyor sizlerde görüyorsunuz ilk kez yufka açacak olan ve ilk kez bu böreği yapacak olan arkadaşlarımız bile yapmış olacak kolaylıkla kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Mutlaka siz de deneyin. Özellikle ilk kez börek yapacak olan arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir börek yapmış olacaksınız. İkinci yufkamızı da hazırlıyoruz. Onu da bir kenara alıyorum ve sıra geldi 3. yufkamızı açmaya. 3. yufkamızı da aynı şekilde açacağız. Çok pratik bir tarif. Dakikalar içerisinde bir tepsi böreğiniz hazır olacak. Arkadaşlar dilerseniz bu ölçü olarak daha fazla yapabilirsiniz veya bazı arkadaşlarımız sorabiliyor işte iki kişiyiz veya üç kişiyiz bu ölçüyü çay bardağı miktarıyla yaparsanız daha küçük bir tepsiyle yapmış olacaksınız. Yufkalarımızın üçü de hazır arkadaşlar. Şimdi yağlama aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir miktar eritmiş olduğum tereyağını fırça yardımıyla 3-4 kaşık böyle gezdiriyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir püf noktası daha var. Yağlanmamış yerinin kalmaması gerekiyor. Zira hamur birbirine yapışabilir belki. Dilediğiniz kat kat böreği elde etmeyebilirsiniz ikinci yufkamızı da üzerine serdik tekrar onu da aynı şekilde yağlıyoruz üçüncü yufkamızı da üzerine seriyoruz ve küçük gelen yufkamızı şöyle uçlarından çekiştirerek eşitlemeye çalışabiliyoruz Sizler de öyle yapabilirsiniz hepsi aynı boyda açılmasa bile eşitleyebilirsiniz şimdi yuvarlama kısmına geliyoruz şöyle güzelce bir rulo haline getirdik biraz daha çekiştirelim Şimdi yuvarlak bir form verdik arkadaşlar. Hamurumuza şeklini verdikten sonra bir tabağa alacağım temiz bir poşetle. Buzdolabında 3-4 saat bekletebilirsiniz veya dilerseniz ben bu hamuru e, akşamdan e, hazırlayıp sabah kahvaltısına örneğin e, misafirim gelecekse ya da kendimize hazırlayacaksam akşamdan hazırlayıp sabah direkt açıp bu şekli verip fırına hemen pişiriyorum. Çok da pratik oluyor. Yani sabah erkenden kalkıp hamurla uğraşmanıza gerek kalmayacak bu sayede. Hamurumuzu güzelce bir merdane yardımıyla açalım. Bu sayede her tarafı eşit inceliğe sahip olmuş olacak. Kestiğim kağıt tepsi büyüklüğünde olduğu için tam kağıdın büyüklüğü kadar açabiliyorum. Ve bu sayede kolaylıkla tepsiye alacağım hamurumu. Hamurumuz hazır. Şöyle elimle de biraz düzeltiyorum. Son halini sizler de görün. Tam tepsiye yerleştirdim arkadaşlar. Elimle şöyle düzelteceğim. Üzerine çırpılmış bir adet yumurtayı da fırçayla süreceğim daha önceden ısıtmış olduğum 200 derece e, ayarda pişireceğim fırınım hazır şu anda ısıttım daha önceden e, her fırına göre değişiklik gösterebilir güzelce kızarana kadar pişene kadar kontrol edin ve e, öyle pişirin arkadaşlar her fırına göre değişiklik gösterebilir böreğimiz hazır harika oldu çıtır çıtır içi Yumuşacık ve inanın dokunurken kıyır kıyırlığını hissedeceksiniz. Ee, dışı kıtır ama içine baktığınız zaman katlarını tek tek sayabilecek kadar kat kat bir börek oldu arkadaşlar. Sizlere muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Alt tabanına da bakın arkadaşlar çok da güzel kızarmış pişmiş bir şekilde katlarını sayabilirsiniz. O kadar güzel bir e, börek tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Tarifim hakkında görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. E, bu tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bana bu sayede destek olmuş olursunuz. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri o güzel katlarıyla baş başa bırakıyorum. Şahane bir börek tarifi oldu arkadaşlar. Kat kat dışı kıyır kıyır kıtır kıtır içi kat kat muazzam bir tarif. Sizler de kolaylıkla bu tarifimi uygulayabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.